başkalarını teselli etmek, onlara yardımcı olmak ve moral vermeye çalışmak güzel bir jesttir. Ancak bazen rahatlatıcı olduğunu düşündüğümüz sözler aslında karşı tarafı incitebilir. Duygusal durumlarına duyarlı olmak ve sözlerimizi dikkatli bir şekilde seçmek bu nedenle önemlidir. İşte aslında incitici olabilen yedi teselli edici olduğunu düşündüğümüz söz. Her şey zamanla düzelecek. Bu cümle kişinin mevcut zorlu durumuyla başa çıkabilme yeteneğine biraz gölge düşürebilir. Kişiyi anlamak yerine duygularını geçiştirmek gibi algılanabilir. Birine yardımcı olmak istiyorsan onun duygularını geçersiz kılmadan ve empati göstererek dinlemek önemlidir. 2. Başkalarının durumu seninkinden daha kötü. Bu cümle kişiyi duygusal acılarını küçümsemekle suçlayabilir. Herkesin zorlukları ve sıkıntıları var, farklıdır herkesin derdi kendi nedir? Başkalarının daha kötü durumda olduğunu söylemek kişinin hislerini dersizleştirebilir değersiz, ve onlara kendilerini daha da kötü hissettirebilir. Üçüncü cümle bir şeyler yapmaya çalış. Bu söz kişiyi beklentilerle ve gereksiz bir baskıyla karşı karşıya bırakabilir. Duygusal olarak zor bir durumda olan birine hemen harekete geçmelerini söylemek yerine Onları desteklemek ve ihtiyaç duyduklarında yardım etmek daha yapıcı bir yaklaşım olacaktır. 4. Her şeyin bir sebebi vardır. Bu cümle kişinin duygusal acısını hafife alabilir veya onu suçlayabilir gibi algılanabilir. Zor zamanlarda insanlar genellikle sadece dinlenilmek istediklerini hissederler. Problemin nedenini veya çözümünü bulmakta uğraşmak yerine sadece destek olmak ve yanlarında olduğunuzu hissettirmek daha önemlidir. 5 bunu aşacağına eminim. Bu cümle kişi duygusal acılarını gizlemeye veya inkar etmeye zorlayabilir. Zor bir durumdayken insanlar duygularını ifade etmek ve kabul görmek isterler. Onlara sadece onu dinlediğini ve onun yanında olduğunu hissettirmek önemlidir. 6. Daha pozitif düşünmelisin, olumluya odaklan. Bu cümle kişiyi kendi duygularını bastırmaya zorlar ve onları daha da kötü hissettirebilir. Olumsuz duyguları yok saymak veya bastırmak duygusal iyileşme sürecini engelleyebilir. Destek olmak istiyorsan, kişinin duygularını kabul etmesine ve ifade etmesine izin vermek önemlidir. 7. Bunu yaşadığın için minnettar olmalısın. Buna da şükret. Bu cümle kişinin zor bir durumla başa çıkmasını daha da zorlaştırabilir, kişiyi suçlu hissettirebilir ve duygusal acılarıyla başa çıkmalarını engelleyebilir. Zor zamanlarda kişilerin kendilerine izin vermeleri, duygularını ifade etmeleri ve bu duygusal süreçte desteklenmeleri önemlidir. Unutmamalıyız ki herkes duygusal süreçlerin farklı şekillerde deneyimler ve herkesin ihtiyaçları farklıdır. Başkalarını teselli etmek istediğimizde onları anlamaya çalışmak, empati göstermek ve ihtiyaçlarına duyarlı olmak önemlidir. Duygusal destek anlayış ve kabulle sağlanırken incitici olabilecek sözlerden kaçınmak da önemlidir.